Merhaba kıymetli arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? Bugün Arda Güler'i konuşacağız. Gururumuz Arda Güler yine bizi gururlandırdı. Özellikle oynadığı futbol karakteri olsun. Gerçekten Türkiye ve tüm dünyayı büyülemeye devam ediyor. Ve Gürcistan maçında attığı gol gerçekten turnuvanın haftanın golü diye. Yani turnuvanın en güzel gollerinden biri diyeyim. Çünkü örümcek ağlarını temizledi. Gerçekten Arda Güler fiziken özellikle iyi oynadığı zaman gerçekten harikalar yaratıyor ve Ronaldo'nun rekorunu kırmaya devam ediyor arkadaşlar. Genç futbolcu olarak en iyi gol atan futbolcu oldu. Arda Güler. Evet, Real Madrid'de gururumuz. Şampiyonlar Ligi finalinde kupaları aldı. Kral Kupası'na ve İspanya Kupası'nı almayı başardı ve özellikle ben size söylemişim arkadaşlar. Arda Güler Almanya Euro 2004'te parlayacak. Özellikle ilk 11 oynadığı sürece arkadaşlar Arda Güler harikalar yarattı. Yine dün harikalar yarattı. Tabii ki baktığımız zaman maçın genelinde Amirspor takımımız üstündü. Fakat 1-1'den sonra biraz maç ortada oldu. Çünkü Gürcistan'da da tehlikeli oyuncular vardı arkadaşlar. Genel olarak biz gruptan çıkacağımızı düşünüyorum. Çünkü eğer ki Portekiz maçında bir puan alırsak gruptan çıkarız arkadaşlar. Ama şöyle senaryo bakarsak, eğer ki Portekiz bizi yenerse Çekya'da Gürcistan'ı yendiği takdirde son maç final olur Çekya'yla. Bu anlamda da önemli maç çıkacağız. Tabii ki Arda Güler'den bahsedelim arkadaşlar. Peki turnuvanın yıldızı Arda Güler olur mu? Çünkü olma yönüne gidiyor. Bir Messi, bir Ronaldo olur mu? Yani Arda Güler 3 sene sonra, 2 sene sonra, 5 sene sonra nerede göreceğiz? Bu da çok önemli. Ama Carlo Ancelotti gerçekten Arda Güler'e inanılmaz derece bir yükleme yapmış. Önemli yükleme. Çünkü hem fiziksel, hem mental olarak, hem psikolojik olarak iyi bir Arda Güler gördük. Tabii ki özellikle turan toplarda özgüveni, tekniği, köşe vuruşları önemli. Çünkü özgüven alıyor, inisiyatif alıyor. Bu da çok önemli olduğunu ben düşünüyorum. Ve Montella Hoca Arda Güler'e güveniyor arkadaşlar. Evet, genç bir kadro var. Genç Semi, Kenan, yine Arda Güler gibi önemli oyuncularımız var. Ama turnuvanın en çok parlayan yıldızı Arda Güler olur. Ya şimdiden İspanya Real Madrid zaten Arda Güler tweet'i attı. Gerçekten attı gol arkadaşlar. Muazzam. O teknik, o vuruş, örümcek ağlarını nasıl temizledi gördünüz değil mi arkadaşlar? O yüzden gururumuz Arda Güler'e iyi bakmamız lazım. Gururumuz Arda Güler. Özellikle seneye Real Madrid'de iyi bir ilk 11 oyuncusu olacağını düşünüyorum. Mbappé'li, Diaz'la, efendim söyleyeyim, yine Modric'le, Vinicius Junior'lu iyi bir takım arkadaşı oldu. Peki Euro 2004'te özellikle Portekiz karşısında Arda Güler nasıl oynuyor? Çünkü Ronaldo ile beraber olacak arkadaşlar. Ve Ronaldo ve Arda Güler karşılaşmasını yiyeceğiz ama Arda Güler özellikle Portekiz maçındaki o kilidi açarsa, Portekiz maçında gol atarsa gerçekten ayakta alkışlarım. Çünkü örümcek ağlarını temizledi. Yine bir aynı vuruş, aynı stili görebilir miyiz? Ben Arda Güler'in özellikle iyi bir oyun bekliyorum Portekiz maçında. Eğer ki Portekiz maçında gol ve goller attırırsa, Arda Güler iyi bir oyun sergilersek, yani özellikle turnuvada bütün gözler Arda Güler'de olacak. Gerçekten Arda Güler'i kutlamak lazım. Ayakta alkışım bu Kenan gibi, Semih gibi. Arda Güler özellikle Türkiye'nin en genç oyuncuları ve en çok parlayan yıldızlarımız olacak. Ne mutlu bizi ki Arda Güler, Kenan, Semih gibi oyuncularımız var. Montella Hoca mutlaka bu topluluğu iyi değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve Arda Güler'i tebrik etmek lazım. Örümcek ağlarını harika temizledi. Portekiz maçında ve Çekya maçında aynı performansı bekliyorum arkadaşlar.